Avrupa'daki Türklerin tercihi neden Erdoğan oldu? Yurda Gül Şimşek AK Partili Mustafa Yeneroğlu, Avrupa'da yaşayan Türk seçmenlerin tercihinin Erdoğan'dan yana olmasına ilişkin tepki sonuçta Türkiye'ye yönelik haksızlıklar neticesinde ortaya çıkan bir duruş. Bu da çok doğru bir duruş tabii ki ama bunun oya yansıması gibi bir durum yok, ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran yeni yönetim sistemini ilk cumhurbaşkanı seçilirken, özellikle Avrupa'da yaşayan Türk seçmenlerin tercihi de Erdoğan'dan yana oldu. AK Partili Mustafa Yeneroğlu, bunun nedenin Türkiye ile AB ülkeleri arasında yaşanan gerilimlere tepki olarak değerlendirilemeyeceğini ifade ederek, tepki sonuçta Türkiye'ye yönelik haksızlıklar neticesinde ortaya çıkan bir duruş. Bu da çok doğru bir duruş tabii ki ama bunun oya yansıması gibi bir durum yok. AK Parti sonuçta olumlu boyutları itibariyle yurttaşı vatandaşımız tarafından desteklenen bir partidir, dedi. 24 Haziran seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3.049.065 seçmenin yaklaşık 1,5 milyonu sandığa gitti. Yurt dışında 60 ülkede, 123 temsilcilikte ve gümrük kapılarında oy kullandı. Anadolu Ajansı'nın derlemesine göre yurtdışı seçmen %59,4 oranında Erdoğan'ı destekledi. Özellikle Avrupa'da bulunan yurtdışı seçmenin tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana yaparken, Kuzey Amerika ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki seçmen ise CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi tercih etti. Türkiye gümrük kapılarında oy kullanan yaklaşık 160 bin seçmenin ise %52,4 oranıyla Erdoğan'ı desteklediği görüldü. Avrupa ülkelerinde YAŞ-ANLARIN tercihi Erdoğan oldu. En fazla Türk nüfusun bulunduğu ülke olan Almanya'da seçmenin %45,74'ü sandığa giderken, oy tercihlerinin %64,78'i Erdoğan'dan yana oldu. Almanya'nın ardından en fazla Türk nüfusuna sahip Fransa'da da benzer bir sonuç ortaya çıktı. Fransa'daki Türk seçmenin %47,31'i oy kullanarak tercihini %63,68 ile Erdoğan için kullandı. Türk nüfusu açısından 3. sırada yer alan Hollanda'da seçmenin %73,03'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdi. Avusturya'da ise seçmenin %48,95'i oy kullandı ve Erdoğan için oy oranı %72,34 yükseldi. Türk nüfusun yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkelerinden Belçika ise yine Erdoğan'a en fazla destek veren ülke olarak çıktı. Belçika'daki Türk seçmenin %53,64'ü sandığa gitti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen oy oranı %74,85 oldu. Avrupa genelinde İsviçre, Norveç, Danimarka, İsveç'te Erdoğan oyları başı çekerken, Balkanlarda da Makedonya ve Bosna Hersek'teki seçmen Erdoğan'ı destekledi. AK Partili YENRO yumuşak YLU, Erdoğan TRCİN tepki oyu demek bize haksızlık olur. Peki Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin tercihi neden AK Parti'nin adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu? Türkiye ile Avrupa ülkelerinde yaşanan gerilimler bu tercihlerde etken oldu mu? Bu soruların yanıtlarını yurt dışındaki seçim sürecini yakından takip eden AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Sputnik'e değerlendirdi. Yurt dışında da, Türkler tepki oyu mu verdi, diye bu konunun çok tartışıldığını vurgulayan Yeneroğlu, böyle düşünmenin en başta AK Parti'ye büyük haksızlık olacağını söyledi, bu bir kere en başta bize haksızlık olur.
Çünkü özellikle yurttaşı Türklerle ilgili Türkiye'de tek siyaset geliştiren parti AK Parti'dir. Bunu son seçimlerde çok net bir şekilde ortaya koyduk biz. Yurttaşı vatandaşlarımızın meseleleriyle kuşatıcı bir biçimde ilgilenen, onlara dönük somut politikalar ortaya koyan, bir devlet politikası olarak diaspora politikalarının altını çizen, yurttaşı vatandaşlara yönelik özel bir seçim beyannamesi 2015 Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak hazırlayan bir partiyiz. Aynı zamanda partimiz içerisinde de özellikle bu alanla ilgili çalışan mekanizmaların olduğu tek partiyiz. Bunun ötesinde yurt dışındaki insanımızın anavatanına bağlılığı özellikle Türkiye'deki gelişmeleri Türkiye'de birçok insandan çok daha sağlıklı bir biçimde takdir edebileceğini düşünüyoruz. Nasıl bir anne baba hani çocuğunun büyüdüğünün bazen farkına varmazsa yurt içindeki insan da bazen bu durumda olabiliyor. Yurt dışından bu daha sağlıklı değerlendirilebiliyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımız da siyasi lider olarak yurt dışındaki vatandaşlarımızla devamlı özel olarak ilgilenen, yurt dışı vatandaşlarımızın da onun şahsına özel muhabbet beslediği bir liderdir. Bunun neticesi ortaya çıkmıştır. Yoksa bunun ötesinde bu desteği tepki oyları olarak değerlendirmek yanlış olur. AK Parti olumlu boyutlarıyla desteklendi ancak bunun Türk vatandaşlarının vatandaşımızın Avrupa ülkelerine tepkisi olmadığı manasına da gelmeyeceğini vurgulayan AK Partili Yeneroğlu, tepki sonuçta Türkiye'ye yönelik haksızlıklar neticesinde ortaya çıkan bir duruş. Bu da çok doğru bir duruş tabii ki ama bunun oya yansıması gibi bir durum yok. AK Parti sonuçta olumlu boyutları itibariyle yurt dışı vatandaşımız tarafından desteklenen bir partidir. Avrupa'daki sol partilerin karşılığı Türkiye'de AK Parti yurt dışında yaşayan Türkler için, bulundukları ülkelerde sol partileri Türkiye'de ise sağ ve muhafazakar partileri tercih ederler, şeklinde değerlendirmeler yapılır. Peki bu değerlendirmeler doğru mu? AK Partili Mustafa Yeneroğlu, Türkiye'de ideolojik anlamda sol tabir ortaya çıktığını ifade ederek, şöyle konuştu. Bunun Avrupa ülkelerindeki sosyal demokrat yani özellikle azınlıkların meseleleriyle ilgili hassasiyeti olan, dar gelirli aileler noktasında özel politikalar öneren ve bunu da uygulamış partilerle Türkiye'de sol adı altında zikredilen grupların mukayese edilmesi mümkün değil. Burada problem seçmende değil, problem Türkiye'de sol diye kendisini takdim eden partilerin bana göre sol ile yakından uzaktan bir alakası olmaması. Avrupa'da sol deyince özgürlükçü, gelişmeci, bunun ötesinde azınlıkların meselelerini düşünen, dar gelirlileri merkeze alan partiler akla gelir. Türkiye'de sol deyince geçmişte hep elitist topluma ve toplumun değerlerine uzak bakan, toplum mühendisliği yapma çabası içinde olan partiler akla geliyor. Dolayısıyla problem vatandaşta değil, vatandaş doğru tercihini yapıyor. Bakıyor ki Avrupa'daki sol partilerin sosyal politikalar, ekonomi politikaları noktasındaki karşılığı Türkiye'de aslında AK Parti. Bunun gereğini de yapıyor. 1960 ila 70'li yıllardaki sağ-sol kavramları da aslında geçmişte kaldığını da kaydeden AK Partili Yeneroğlu, bugün Batı Avrupa ülkelerinde de geçmişte sağ kitle partileri olarak bilinen partilerin sol partilerin politikalarını veya sol partilere yakıştırılan politikaları zaten uyguladıklarını görüyorsunuz. Burada en iyi örnek Almanya'da Merkel'in partisi, diye konuştu. Amerika Birleşik Devletleri de neden CHP'nin adayı ince önde çıktı? AK Partili Mustafa Yeneroğlu, Amerika Birleşik Devletleri'de yaşayan Türk seçmenlerin büyük çoğunluğunun CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi tercih etmesini de değerlendirdi.
Amerika Birleşik Devletleri de özellikle FETÖ ve diğer unsurların Türkiye ile ilgili yaklaşımlarının, kullandıkları söylemlerin bunda çok etkili olduğunu düşündüğünü kaydeden Yeneroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü. Diğer tarafta, Türkiye'ye gerçekten çok çok uzak kalmış kitlelerin Amerika Birleşik Devletleri de çok yoğun olduğunu bizzat müşahede ettim. Yani artık Türkçeyi bile İngiliz şivesiyle konuşan kitlelerin yoğun olduğunu gördüm. Bunun ötesinde de mutlaka Amerika Birleşik Devletleri'ye giden kitleler de Türkiye'de tabi batı bölgelerinden yoğunlukla olarak giden ve İç Anadolu'daki durumu yansıtmayan kitleler. Bunun da bir etken olduğunu düşünüyorum.